Merhaba sevgili kovalar. Bugün 3 Kasım Pazar, Güneş günündeyiz. Bugün Akrep Burcu'nda önemli bir güneş tutulması yaşayacağız. Yılın son güneş tutulması olacak. Sevgili kovalar, Akrep Burcu'nda olduğu için sizi de önemli ölçüde etkileyebilir. Şu sıralarda Kuzey Düğün ve Satürn kariyer evinizde ilerliyor. Tutulma da burada olacak. Bu da özellikle kariyerinizle ilgili, toplum önündeki kimliğiniz, statünüzle ilgili önemli değişimler, dönüşümler içerisinde olabileceğinizi gösteriyor. Bir iş değişimi olabilir, bir terfi olabilir ya da uğraştığınız işlerle ilgili önemli adımlar, atılımlar içerisinde olabilirsiniz. Sizi destekleyebilir bu tutulma ve önümüzdeki günlerde geleceğinizi şekillendirecek önemli adımlar atmanıza da yardımcı olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 3 Kasım Pazar, Güneş günündeyiz. Bugün Güneş ve Ay saat 14.50'de Akrep Burcu'nun 11 derecesinde birleşecek ve yeni ayla birlikte Güneş tutulması olacak. Akrep teması olan değişim ve dönüşüm enerjileri taşıyan bu tutulma, Kuzey Düğüm yönünde Satürn ve Merkür'le kavuşum halinde olacak. Akrep enerjilerini çok yoğun hissedebiliriz bu dönemde hayatımızda. Ortak paylaşımlar, hisseli paralar, ekonomi, şirketler, miras, ölüm, doğum, cinsellik, her türlü konuda dönüşüm, gizli kavramlar, sağlıkla ilgili konular, özellikle ameliyatlar, operasyonlar, kendi hayatımızda veya çevremizdeki kişilerin hayatlarında biraz daha fazla gündemde olabilir. Kişisel haritalarımızın yapısına göre etki alma derecemiz de bu tutulmadan değişecektir. Özellikle akrep burçları, boğa burçları, Kasım ayının ilk günlerinde ve Mayıs ayının ilk günlerinde doğanlar çok fazla etki alabilirler. Onların hayatları için önemli başlangıçları temsil edebilir bu tutulma. Tutulma yöneticisi Mars, Plüton, Güneş ve Ay'ı destekliyor. Özellikle geleceğimizi şekillendirecek yeni girişimler ve başlangıçlar için cesaret, güç, destek ve enerjiyi, gerekli enerjiyi bulabileceğimizi işaret ediyor bu durum. Jüpiter de özellikle tutulma derecesine ve tutulma anına güzel, şanslı açısıyla destek veriyor. Hepimizin hayatına olumlu enerjiler getirmesi dileğiyle. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.